Merhabalar arkadaşlar, bu dersimizde üretim nedir, üretimde kullanılacak girdiler, girdi türleri, miktarları ve özellikleri nasıl belirlenir, gerekli iş gücünün nitelik ve niceliği, özellikleri ne olmalı, yerleşim yerinin seçimi ve iş yerinde bulması gereken özellikleri göreceğiz. Üretim dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Girdilerin, yani ham maddenin fayda yaratacak şekilde mamul veya hizmete dönüştürülmesine biz üretim diyoruz. İşte neticede baktığınız zaman bir kauçuk malzemesinin otolastiğine dönüşmesi nedir? Bir üretimdir. Kauçuğun ayakkabıya dönüşmesi nedir? Bir üretimdir. Mamul hizmete, bize hizmet edecek maddeye dönüştürme hadisesi. Üretim nedir? Üretimde girdiler ve girdi fiyatları neler? Bunları nasıl belirliyoruz? İşte burada dişli çarklar dönüyor. Otomobilde bir sürü dişli çark var. Bunların üretiminde ham maddeden tutun mamul maddeye gelinceye kadar ki geçen süreçler nelerdir? Bir işletmenin biz ne kadar kar ettiğini, karlılık analizini yaparken sabit yatırım harcamalarının yanında işletme girdilerini, girdilerin birim ürün içindeki maliyetlerini tek tek hesaplıyoruz. Buna göre satış fiyatını belirliyoruz. Satış fiyatı işte bu rakamlardan hareketle elde edilen karla dönemsel gelir düzeyinin bize tahmin edilmesini sağlıyor. Girdiler genel olarak ham madde, yardımcı madde ve işletme malzemeleri olarak 3 gruba ayrılıyor. Bu kısma lütfen sınavlarda dikkat edelim. Demek ki girdisi ham madde, yardımcı madde ve işletme malzemeleri olarak 3 grupta ele alıyoruz. Yapılabilirlik, yani fizibilite aşamasında incelenmesi gereken girdiler öncelikle ham madde ve yardımcı maddedir. Kırtasiye, temizlik ve benzer amaçlı destek hizmetlerinde kullanılan işletme malzemeleri bu aşamada detaylı olarak ele alınmaz. O zaman arkadaşlar, işletme malzemesi dediğimiz şey neymiş? Bizim kırtasiye, temizlik amaçlı kullandığımız yan ürünlerden dolayı meydana gelen giderlermiş. Üretimde kullanacağımız girdilerin türü, miktarı ve özelliğine gelince, bir gömlek için temel ham maddemiz ne? Kumaş. Bu bir sınav sorusu. Temel ham madde neymiş? Kumaş. Kumaştan kaç metre gerektiği ve aynı gömlek için yardımcı malzeme olan düğme. Şuradaki düğmelerden kaç adet? Kullanılan iplikten ne kadar kullanılacağı, buna bağlı olarak ne kadar kumaş, düğme ve iplik gerekli olduğu muhakkak imalat esnasında birim maliyeti hesaplayabilmek için bilinmesi gerekiyor. Ama buradaki asıl parayı oluşturan kısım ne arkadaşlar? Kumaş. Ayrıca özel bekleme şartları, yani depolama şartları gerektiren girdilerle çalışan girişimciler bu şartların neler olduğunu ve nasıl sağlayacaklarını da yine araştırmak zorunda. Yem fabrikası kuran bir girişimci mısır ham maddesinin nemden ve ne şekilde etkilendiğini ve depoların ne tür önlemlere sahip olması gerektiğini muhakkak ne yapmak zorunda? Araştırmak zorunda. Eğer mısırı depolayacaksınız, nemden etkilenmemesi gerekiyor. Bunun için de deponun özel şartlarda yapılmış olması gerekiyor. Yine genel kayıp oranlarını bilmek zorundasınız. Dokunma atölyesinde ham iplikte dokuma firesi oranı. Muhakkak bileceksiniz ki birim maliyet hesaplayabilirsiniz şuradaki. Bakliyat paketlemede bakliyatın içerisindeki eleme atıklarını, taşlar, köpler, bunların ne kadar olduğunu, tavuk çiftliğinde ise ortalama civciv ölüm oranını, bu civciv ölüm oranı ne olmalı? Bu çok kritik bir sayı. Normal şartlar altında onda birlere, onda ikilere düşmek zorunda ki siz civciv işinden para kazanabilirsiniz. Yine üretim maliyetinde en önemli maliyet oluşturucu unsurlar ham madde ve yardımcı malzeme dedik. Burada dikkati yoğunlaştırmamız gereken şey de fiyatlandırmada ham madde ve yardımcı malzeme. Girdi temininde de bunların fiyatları üzerinde yine yoğunlaşmak lazım. Genel verilerle bu konuda yetinmemek lazım. Temel ham madde kumaş gömlek üreticisi için. İplik yardımcı malzeme grubunda. İplikle kumaşın maliyetlerini karşılaştırdığımız zaman bizim yoğunlaşmamız gereken yerin ne olduğunu görüyoruz? Kumaş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla özellikle bu detayların yine imalat esnasında girdi hesaplarında çok özen dikkat edilmesi gerekiyor. Yani girişimci girdi araçlarına dikkatini
ve zamanı ipliğe değil, burada neye vermeli? Kumaşa vermeli. Kullanılan girdiler yine yıl içinde fiyat değişikliği gösterebiliyorlar. Salça fabrikasının kış aylarında seralardan çıkan domatesleri işlediğini düşünemezsin. Dolayısıyla yapılması gereken şey ne? Salça fabrikasının sadece sezonluk değil yıl boyu çalışması temin edecek. Domatesin saklanma şartlarının oluşmuş olduğu ortamları oluşturmak. Girdi maliyetinde yine işletmenin karlılığının temel belirleyicisi girdilerin fiyatları. Girdiler piyasasına uygun şartlarda temin edilmeli. Hemen hemen her türlü işletme için temel başarı hakikaten girdi maliyetlerini düşürmek. Ürünü için en uygun girdiği rakiplerinden, bakın bu çok önemli, daha ekonomik olarak satın alan işletme büyük bir rekabet avantajı ne yapabiliyor? Sağlayabiliyor. Yine girdilerin türü, miktarı ve özellikleri araştırılırken temel olarak alınacak sorular şunlar. Üretimde kullanılacak ham madde ve malzemeler neler? Gerekli ürün için, birim ürün için gerekli ham madde ve malzeme miktarı ne? Buradan neyi hesaplayacağız? Birim ürün maliyetini. Üretim planına göre ham madde alım ve depolama planı nedir? Ham madde ve malzemelerin piyasadan alınıp ürüne dönüşünceye kadar geçirdikleri aşamalar nelerdir? Yine bu süreç içinde ham madde ve malzemelerin kullanılması ya da muhafaza edilmesi sırasında yapılması gerekenler neler? İşletmeye ulaşım şekilde ham maddenin temin edileceği yerler, sezonluk değişim etkisi, satış ve ödeme şartları. Ürünü alırken kazanacaksınız. Siz ham maddeyi uzun vadede alacaksınız, satış yaparken kısa vadede satacaksınız ki para kazanabilirsiniz. Birim ürün için ham madde ve malzeme maliyeti yine ürün fiyatının ve satış fiyatının belirlenmesine oldukça önemli. Yine iş gücünün belirlenmesinde ilk adım iş akış şeması ile gösterilen üretim süreçlerinin hangi ana iş grubuna ayrıldığını ve burada yerine getirilmesi gereken görevleri bilmek. İşte burada bir hazır beton üretim tesisi. Bu hazır beton üretim tesislerinin büyük bir çoğunluğu artık piyasi ile kontrol edilen kontrol sistematiğine sahip. Yani mevcut dozajlamasına kadar ne yapıyor bu işlemleri? Doğrudan doğruya piyasi sistemleri yapıyor. İşte burada adım adım üretimde nelerin yapıldığı da burada yazıyor ve bunun iş akış şeması da hazırlanıyor. Konfeksiyon atölyesinde model hazırlayıp kesim, dikim, kontrol, ütüleme, paketleme ve sevkiyat aşamaları satışa kadar, tüketiciye ulaşıncaya kadar olan aşamalar. Burada nitelikli ya da niteliksiz işçi sayılarını muhakkak belirlemelisiniz. Ana iş gruplarından biri kesim grubu. Kesim grubunda gerekli iş gücünü belirlemek için gerekli alt adımları da belirlemelisiniz. Burada kesim grubunda çalışan ustanın, ustabaşının ve altında çalışan elemanların bu konuyu çok iyi bilmiş olmaları gerekiyor. Çünkü bu tür yapılarda en büyük problem oluşan fire ve firede kesim grubunda oluşuyor. Kumaş serme, model çizme, kesim bıçağı kullanma ve bunlarla ilgili akış şeması ve gereken birim süreler ortaya konuluyor. Günlük kapasiteye göre gerekli ustabaşı, makasçı, düz işçi sayıları ne yapılıyor? Belirleniyor. Ve iş gücü buradan sonuçta ihtiyacı ortaya çıkıyor. İş gücü kapasitesi hesaplanıyor. Makine ve ekipmanların saatlik kapasitesi, kullanım düzeyleri ve bir üründe bunların maliyeti etki oranları çıkartılıyor. İşte bizim son derece gelişmiş olan sistemlerde Japonların Kaizen'ında bu yapılar çok sistematik olarak oluşturulmuş oluyor. Endüstri 4.0'ın yaptığı işte bu süreçleri organize etmekten başka ve bunlarla ilgili verimlilik analizinden başka bir şey değil aslında. İşte girişimcinin önündeki yapması gereken en önemli araştırmalardan bir tanesi de gerekli nitelik ve sayıdaki iş gücünün nereden temin edileceğini belirlemek oluyor. İş gücünün nicelik ve niteliklerini araştırırken de şu soruların cevaplarını aramakta fayda var. İş akış adımlarına göre kurulması planlanan iş grubu, iş gruplarına göre nitelik ve sayı ve iş gücünü nereden temin edeceksiniz? Ve işin çok garip bir tarafı, mesela Elazığ'da tekstil sektöründe
iş gücü noktasında zorluklar varken bugün daha doğuda Batman'da ve diğer yerlerde mükemmel noktalara ulaşabiliyor. Geçen gün katıldığım bir toplantıda Kovancılar'daki bir hazır giyim konfeksiyon üreticisi kendisinin verimlilikle ilgili ulaşmış olduğu rakamları bahsetti. Üst düzey tekstil sektöründeki firmalar burada Ensuaki ve diğer firma yöneticileri alet ettiler. Çünkü %95-96'lık verimliliğe ulaşmıştı. Burada nitelikli iş gücü bulmak için planı nedir? Nereden şey yapacağız, destek alacak? Sadece İşkur yetecek mi? İş gücüne gerekli nitelikleri kazandırmak için gerekli eğitimler neler? Bunlar nasıl verilecek? Gerekliyse bu eğitimler nasıl sağlanacak? Bunların muhakkak araştırılması ve boyutları oluşturulmalı. Girişimciler iş yerine yine iki farklı boyutta ele alıyorlar. İş yerinin yeri ya da konumu birincisi. Kırtasiye dükkanının yerleşim yerine seçiminde okulların yoğun olduğu bölgelere şunu sistemi getirip kurmak nedir? Avantajdır. Diğer boyut ise iş yerinin sahip olacağı özellik. Bunun için de teknik ayrıntılar gerekiyor. Enerji kaynaklarını, açık ve kapalı alanın imkanlarını, iş yeri binasının aydınlatma, ısıtma, havalandırma gibi çeşitli detayları ne yapmak lazım? Detaylı olarak incelemek lazım. İş yeri seçiminde kararımızı etkileyecek faktörlere baktığımız zaman pazara yakın mı? İş gücü, ham madde temini ve kaynakları yakın mı? Enerji, kuruluş yeri başlangıç yatırım ihtiyacı, altyapı, eğitim olanağı, yerleşim ve konut imkanı, sosyal yaşam ve personel ulaşımı bu işle ilgili hangi boyutlarda bunları muhakkak incelemek gerekiyor. İş yeri seçimi ve iş yeri özelliklerinde ekonomiklik açısından da mal ve hizmet üretme görevini en ucuz maliyete gerçekleştirme imkanı var mı? Bazı özelliklere yine dikkat etmek gerekiyor. İşletmenin yerinin iklimi, arazi durumu, arsa bedeli, bugün organize sanayiyle arsa bedeli ve hizmetin götürülme açısından çok çok önemli noktalar. Kullanılacak malzemelerin taşınma imkanı, navlun, arazinin büyüklüğü, büyüme ve gelişmeye elverişli bir yapı, işletmenin kurulacağı yerdeki halkın ekonomik ve kültürel düzeyi ve enerji kaynaklarına yakınlığı gibi sorular masaya yatırılmalı. İşletme hizmet türünün ile müşteriyi doğru zamanda doğru yerde buluşturmalı. Ulaşılabilirlik hedef pazarı belirleyen unsurlardan biri olmalı. İşte ham maddeye en uygun şekilde işletmeye ulaştırmak. Ham maddeye yakın mısınız, değil misiniz? Pazara yakın mısınız, değil misiniz? Sorularını muhakkak sormak gerekiyor. Arazi, makine, ekipman gibi yatırım kalemleri araştırmalı. İşte yer seçimi, bir endüstri mühendisliği, fabrika organizasyonu. Bütün burada bunları oluşturulurken binanın yerleşimine kadar yine masaya yatırması gereken noktalar. Yine istenen, kurulmak istediğiniz işletmeyle ilgili olarak aşağıdaki faktörleri de muhakkak incelemek gerekiyor. Müşteri kitlenin bulunduğu yere yakın mı? Rakip firmaların yerleşimleri bu bölgede mi? Ürünün müşterilere ulaştırma şekline uygun mu? Navlun, ham madde temin edilecek kaynaklara yakın mı? Diğer malzemelerin işletmeye ulaştırılması alternatiflere sahip mi? İş gücü gereksinimi ve iş gücü ücretleri uygun mu? Bakın Çin'in bugünkü en büyük avantajı ne? İş gücü ücretleri. Arazi gereksinimi, arazi bedelleri uygun mu? Enerji gereksinimi, teşvikler, iklim şartları ve çevre şartları. Yine işletmenin kuruluş yeri seçiminde yönlendirici olan genel ilke, ham maddeye en ekonomik şekilde işletmeye ulaştırmak, ürün ya da hizmetlere en ekonomik şekilde müşteriye ulaştırmak, işletmenin yine ihtiyaç duyduğu iş gücü ve diğer işletme giderlerini en ekonomik şekilde temin etmek. Yer seçimi bu açıdan çok kritik. İş yeri seçiminden sonraki en önemli iki nokta, teknik ve idari donanımın hazırlanması. Teknik ve idari donanım arkadaşlar, buradaki en önemli nokta teknik ve idari donanımda insan gücü. Yine yerleşim yerinin, işletmenin kuruluş yeri gereksinimine, açık ve kapalı alana ihtiyacı, kuruluş yerinin özellikleri, hangi faktörler göz önünde bulundurulacak girilimli kuruluş yeri işletmenin gelecek planına uygun mu? Nasıl temin edilecek, maliyeti nedir? Makine, ekipman ve diğer faaliyetlerin gerektirdiği bina ve çevre alanlarının büyüklüğü nedir? İş yeri binası içinde makine, ekipman, depolama, idari hizmetler yeterli alan var mı? Bina içi yerleşim nasıl yapılacak? Bina dışı alan hangi amaçlara uygun? Bina dışı düzenlemenin nasıl yapılacağı soruları da yine sorular arasında. İşletme binasının tasarımı, işletmede büro donanımları,
elektrik, su, ısıtma, havalandırma sistemleri yine teknik olarak değerlendirilecek. Canlı dersimizde bu konuları sizlerle özel olarak bir kez daha çok detaylı olarak irdeleyeceğim. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.